Yolu yürürken Allah'ın ef'anını hep beraber anlamaya çalıştık. Esmasını, El Esmaul Husna'sını beraber anlamaya çalıştık. Bütün bunlarla nasıl yolculuk yapılır, orayı anlamaya çalıştık. Bir de Allah'ın sıfatlarını anlamaya çalışacağız ki, anlamaya çalışmak demek, onu anlayacağız demek değildir. O anlaşılmayacak kadar yücedir, Sübhan'dır. Anlaşılmayacak kadar, kulun aklının almayacağı kadar övgüye layıktır. Layıkıyla bir tek o kendini över. O kendini tesbih eder. Yani kul onu nasıl tesbih etsin? Nasıl ona hamd etsin? Hamd edebilir. Ne kadar hamd edebilir? Gönlünün büyüklüğü kadar. İmanının kemalatı kadar. Rabbini tanıdığı marifeti kadar. Övebilir, tesbih edebilir, tekbir edebilir, tevhid edebilir. Ne zaman kul gönlünün büyüklüğü kadar bunu yaptıysa, Allah'ın tecellisine gark oldu demektir. Onunla Allah arasında perde kalmadı demektir. Gönlü ne kadar büyük olursa olsun. Her bir kulü Allah yaratırken bir hesabı vardır. Bir muradi vardır. Yani ben böyle bir kul yaratacağım deyip irade ediyor, sonra tecelli edip yaratıyor. O onu öyle seviyor. Onun için kıyas kabul etmiyor. Herkes Allah katında özel bir kuldur. Özel olarak onu yaratmış. Kendisi için yaratmış. Kendisine abd olsun diye yaratmış zaten. Herkes bir tek kendine bakmalıdır. Ben Allah'a abd oluyor muyum, olmuyor muyum? Rabbimi tesbih ediyor muyum, etmiyor muyum? Hamd ediyor muyum, etmiyor muyum? Tekbir ediyor muyum, etmiyor muyum? Yoksa başka şeyleri, başkalarını mı tesbih ediyorum? Herkes kendi gönlüne bakmalıdır. Mesela örnek vereyim. Mesela biri bir partiyi destekler veya bir cemaati destekler veya geçmişten bir alimi destekler. Onu kayıtsız şartsız kabul ediyor. Partidir, yanlış yapıyor, yanlışına doğru diyor, yanlışına yanlış diyemiyor. Desteklemenin öyle olduğunu zannediyor. Ne dedi? Sübhan dedi. Yaptıklarını övüyor. Yanlışını da, yanlış yaptığını da övüyor. Ne yapıyor? Ona hamd ediyor. Onu en büyük sayıyor. Tek büyük sayıyor. Sanki o olmazsa olmazmış gibi. Aynı şekilde mesela bir alimi överken de eksik beşerdir. Bu peygamber değildir. Bu bir alim. Her ne söylemişse olduğu gibi kabul ediyor. Onun dışında bir alim başka bir şey söylemişse onu reddediyor. Alimin kendisini reddediyor. Niye onun dışında bir şey söyledi? Bak onu tesbih ediyorsun. Bak onu tekbir ediyorsun. Böyle olmaz yani. Allah sana akıl vermiş, iman vermiş, feraset vermiş, furkan vermiş, basiret vermiş. Seni Allah'ın nuruyla bakman lazım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceksin. O ki beşerdir, asla Sübhan değildir. Eksik olacak yani, yanlış olacak. Sen ne yapacaksın? Sen de içtihad edeceksin. Doğrusunu alacaksın, yanlışına karışmayacaksın. Belki senin yanlış dediğin de doğruydur. O anda anlamamış olabilirsin. Bu yanlıştır diye onu tenkit de etmeyeceksin. Burayı anlayamadır, vardır bir hikmeti, vardır bir düşündüğü deyip sana lazım olanı alacaksın. Senin büyümen gerekir, senin Rabbini tanıman gerekir, senin doğru yapman gerekir. Ve sürekli kul tercih etme halindedir. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyor. Bu güzeldir, bu çirkindir diyor. Bu haktır, bu batıldır diyor. Bak sürekli içtihat halindedir. İçtihat etmeyen kimse yoktur. Ama madem ki söz oraya gelmiş, biraz devam edeyim.